Herkese iyi günleri, ben Attila the Great ve size tekrardan... Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Attila ve tekrar hoş geldiniz yepyeni bir güncelleme videomuz arkadaşlar. Eğer ki izin verirseniz sizlerine birkaç şey aktarmak istedim, yani bilgiler aktarmak istedim bu kanalla ilgili arkadaşlar. Şimdi yeni gelenler belki bizim kanalı tam olarak bizleri tanımayabilirler. O yüzden sizlere birkaç şeyler anlatayım dedim, yani hikaye gibi bir şey. Biz bu ilk kanalımızı açtığımızda hiçbir zaman YouTube'cu olarak diye o mantıkla girmedik. Bizim amacımız arkadaşlar kendimizi o zamanlar çok strateji oynardım arkadaşlar. Turnuvalara katılırdım ve kendimi daha geliştirebilmek için videolara yüklerdim. Ondan sonra yükledikten sonra işte biraz aboneleri topladık. Aboneciler dedi ki abi işte lütfen konuşma yap da içindeki kafanın beynindeki neler geçiyor onları biz dinleyip öğrenelim. Biz de öğrenelim dediklerine o şekilde konuşmaya başladık. Tabii ki İngilizce arkadaşlar. Ondan sonra İngilizce geçti. Aşağı yukarı bir sene geçtikten sonra hatta tarihsel bir belgesel yaptım arkadaşlar. Malazgirt Savaşı. Onu 1 saat 20 dakikalık bir video düzenledim arkadaşlar. Sırf yabancılar bizim tarihimizi öğrenebilmek için. Yani bir de Hunların hakkında arkadaşlar. 2 bölüm de düzenlemiştim tabii ki. Malazgirt'ten önce ikinci onu da yapmıştım. Yani Hunların hakkında 2 bölüm. Ondan sonra arkadaşlar şu bu dekene işte Türkler doldu bizim kanalımıza. Abi lütfen Türkçe'ye geç dediler. Biz de o zaman evvelallah tamam Türkçe'ye geçelim dedik. Türkçe'ye geçtik. Baktık ki videolarımız daha da güzel izlenim almaya başladı. Çünkü İngilizceyken alsak 150 izlenim alıyorduk. Sonra Türkçe'ye geçince en azından bir 300 falan izlenim alabiliyorduk. Yani onun dublesi oldu. O güzel yani duble oldu. Benim için çok güzel bir şeydi yani. Güzel bir duygu histi. Ondan sonra işte aşağı yukarı şimdi bir sene daha geçti Türkçe'den. Ve kanalımızda bakarsa yani videolarımıza bakarsa diyeceğim. Affedersiniz. Videolarımız izlenim çok daha arttı yani. Çok daha arttı ve her gün maşallah yani abonelerimiz de geliyor. Daha da artıyor yani o şekilde. Onun sevincini yaşıyorum şu an ben. Hatta 15.000'e ulaşmak üzereyiz arkadaşlar. Zaten 15.000'e vardığımız zaman ben biliyorum ki her şey daha da hızlanacak. Yani hızlanıyor zaten. Bu hızlanım neden? Çünkü videolarımızı görebiliyorlar. O da videolarımız başına, izlenim başından dolayı tabii ki. Yani ne kadar çok izlenim alırsak videolarda ve ne kadar çok like'lar alırsak, paylaşımlar bu şekilde arkadaşlar daha da çok insanlar davet edilmiş oluyor kanalımıza tabii ki. Onlar da sizlerin sayesinde arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. O yüzden ben şimdi şöyle anlatıyorum ki siz de bilineyseniz. Çünkü sizler ne kadar çok like verirsiniz video başımıza, ne kadar çok izlenim yaparsanız, böyle paylaşım yaparsanız o zaman daha çok insanlar davet etmiş oluyorsunuz kanalımıza. Şöyle bir soru işareti var şimdi kafamda. Artık ikinci kanalı açtım ben arkadaşlar. Ve ikinci kanalı neden açtım? Çünkü diyorum ki içimden şöyle bir his var. Biraz sıkıntı var arkadaşlar. Hani FPS oyunlar ve de korku oyunlar, vloglar bakıyorum ki onlar aynı izlenim alamıyor strateji oyunlar gibi. Maalesef alamıyor. Hani gönlüm ister ki tabii ki aynı onlar da böyle çok izlenim alsın. Ama maalesef alamıyorlar. O videolarımıza bakarsak son vlogumuzda Bratislava'dayken efendime 800 bin izlenim falan almıştık. Ama çok aşırı az like'lar almıştık o videomuzda. Yani 60-70 like'lar öyle bir şey. Aynı şekilde FPS oyuna bakarsak arkadaşlar şeyin Battlefield 1'den oradan çok büyük like'lar beklerken 100 like'ın altından almıştık mesela serimizde. Ondan sonra aynı şekilde multiplayer'de de orada da aynı şekilde fazla yani izledim alamamıştık maalesef. Dediğim gibi biraz beklenti yüksekken oradan biraz hayal kırıklığına uğradık diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden şöyle bir soru işareti var. Şimdi yorumlarınız altına bakarsanız arkadaşlar oradan bir straw poll denen bir şey var. Yani oy kutusu. Orada şimdiki şu izlediğiniz ilk video yani ilk kanalımızda arkadaşlar Attila the Great kanalında eğer ki ismimi değiştireyim mi? Değiştirmemi istiyorsanız arkadaşlar Attila the Great kalmasını istiyorsanız ona tıklayın. Ve hatta başbu Attila mı olsun ve hatta sadece Attila mı olsun öyle bir 3 tane bir soru var. Yani oradan bir yorum yapın, oylama yapın arkadaşlar. Ve hatta başka bir soru da var mesela ikinci oyun kanalı açmamı iyi bir fikir mi yani? Evet ve hatta hayır orada da bir oylama yapabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen yapın çok sevinirim gerçekten çünkü birkaç gün beklemek istiyorum ve bu videomuza en azından 200 like alırsak ve oylamalar çok güzel olursa yani böyle bakarım ki herkes güzel yorumlar yapıyor yani full bir yorumlar var ona göre bir dahaki hafta plan projemi çizmek istiyorum yani eğer bu kanal değişiklik olmasını istiyorsanız evet deyin. Veyahut da olmamasını istemiyorsanız, devam etmemi istiyorsanız lütfen. Yani ona göre bir yorum yapın arkadaşlar. Veyahut da oylama yapın. Ki ben de bileyim. Yani şimdi amacım ikinci kanalda bütün FPS, RPG, bütün vloglarımı, bütün korku oyunlarımı oraya taşımamı istiyorum arkadaşlar. Ve bu kanalda sırf sadece strateji. Yani sadece strateji. Öyle olarak kalsın diye bir
düşüneceğim şu an arkadaşlar. Ama yok abi, ama sakın öyle yapma diyorsanız, yani böyle devam etmemi istiyorsanız lütfen onu da söyleyin ki ben de bileyim arkadaşlar. Çünkü şu an biraz kafam karışık, gerçekten kafam karışık, biraz şiş. Yani birkaç gündür böyle uyamıyorum. Gerçekten böyle şeyim yani, biraz ne bileyim yani, soru işareti var kafamda, ne yapsam ne etsem diye. Çünkü biliyorsunuz videolarımı geçen senedekine bakarsanız, dediğim gibi ilk videomuza bakarsanız, hatta şimdi İngilizce videomuza bakın. Our patrons, I don't know why they're charging in against the Spikunis like this. So I'm glad that I caught up with this because look at this is really bad. Görüyorsunuz değil mi ne kadar bir değişiklik var. O zaman bedava programlar kullanıyordum. Her şey berbattı. Sonra Türkçe'ye geçtim. Bakın şimdi videolarımızı. Herkese iyi günleri, ben Attila the Great. Ve size tekrardan bire karşı bire online Roma 2 savaşta bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi. Bu seferki tercihim Roma oldu. Ve karşımdaki arkadaş... Adı da Leonidas'tı tabii ki. Arverin'den savaşacak bana karşı. Evet, orada hiçbir şekilde değişiklik yok. Yani ilk videomuzu yüklerken, yani pardon, çekim yaparken ilk dakikadan başlarken son dakikaya kadar nereden şu, yani ilk dakikadan son dakikaya kadar hepsi aynıydı. Yani orada nasıl oynuyorsam, çekim yapıyorsam video da aynıydı. Ama şimdiki videolarımızı izlerseniz çok büyük bir farklılık var. O da nedir? Mesela Total War Yüzüklerin Efendisi serilerimizi izlerseniz ve hatta Total War'da Kingdoms tarihsel savaş serilerimizi izlerseniz çok büyük bir farklılık var yani. O da nedir arkadaşlar? Edit yapıyorum arkadaşlar. Yani onları öğrendim ben. Program, yani programlayıp yani editlemeyi, her şeyi güzel render yaparken bunlar hepsini öğrendim arkadaşlar. O yüzden videolar kalitesi çok çok daha güzel. Kendiniz de biliyorsunuz zaten. O yüzden daha güzel like'lar alıyoruz, daha güzel izlenim alıyoruz. Yani dediğim gibi her şey çok değişti yani. Benim amacım şimdi dediğim gibi yani ne yapsam ne etsem o, yani oradan biraz soru işaretim var. Tabii ki strateji dekeni, yani bu kanalda Total War strateji olacak ve War Thunder ve World of Warships arkadaşlar. Bu tür bu üç yani oyunlar bu kanalda olsun diye düşünüyorum. Ve diğer ise FPS, RPG ve hatta korku oyun beta vloglarımı ikinci kanalıma attırmak istiyorum. Ve tabii ki o kanalımızı da yani eğer ki o tür oyunları seviyorsanız arkadaşlar lütfen oraya abone olmayı unutmayın. Oradan aynı şekilde burada video yüklüyorsam oraya da her gün yükleyeceğim arkadaşlar. Yani hiçbir zaman hiçbir şey olmayacak yani. Hani buraya yüklüyorsam oraya yüklemiyorsam, yani öyle bir şey yok. Buraya yüklüyorsam oraya da yükleyeceğim arkadaşlar. Yani iki tarafı böyle full hızla geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, budur yani benim planım, projem. Ne dersiniz? Güzel bir fikir mi arkadaşlar? İyi mi kötü mü bilmiyorum. Ve bu an şu an arkadaşlar bir şey daha açıklamak istiyorum. O da videolarımızdan ilgili, son videolarımızı izlerseniz arkadaşlar, örnek olarak Rashidun Hilafa ilk serimizi izlerseniz ve hatta Battlefield Multiplayer ilk Osmanlı bölümümüzde izlerseniz arkadaşlar, oradan şimdi videoda şimdi biraz soru işaretleri olabilir. Neden Kur'an-ı Kerim'de bir sureden bir ayet kullandım? Evet arkadaşlar, neden kullandığımı sorarsanız o çok basit bir nettir. Çünkü konuyla ilgili olduğu için. Şimdi Rashidun Hilafa nedir arkadaşlar? İslamiyet İmparatorluğu. Yani İslamiyet, hani İslamiyet İmparatorluğu. Çünkü Rashidun Hilafa büyüyor. Biliyorsunuz imparatorluk oluyor. Yani İslamiyet'ten dolayı olduğu için mantıklı olarak ben o düşünceyle arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bir sureden bir ayet okutmaya, yani mantıklı olarak düşündüğüm için onu kullandım. Yani aynı şekilde Osmanlı multiplayer'de de aynı şekilde arkadaşlar. Çünkü Osmanlı biliyorsunuz İslamiyet bir imparatorluğuydu. İslamiyet'i koruyan bir imparatorluğuydu. Ve diğer tarafı ise yabancılar, yani bizi yok etmek amacıyla gelmekteylerdi. Bu bir tarihsel bir gerçektir arkadaşlar. Çünkü bizi yok etmek için geliyorlardı ve oradan bir ona göre bir doğru bir ayet buldum ve onu intro olarak kullandım arkadaşlar. Onun için yani lütfen, yani bu sizin zorunuza gitmesin yani. Bu gerçekten ayıptır yani. Gerçekten ayıptır yani. Oradan yanlış anlaşılacak bir şey yoktur yani. Eğer Müslüman değilseniz eyvallah derim yani. Eyvallah. Çünkü bende bir zorbalık yoktur yani. Zorluluk yoktur. Bizim dinimizde zorluluk denen bir şey yok. Benim amacım sadece konuyla ilgili olarak düşünceyle o güzel bir niyetimle yani onu seçmişim, onu kullanmışım. Hani eski videolarımıza bakarsanız orada da çok böyle farklı böyle introlar var. Yani konuyla ilgili olsun ve efendim ve yok sadece komedi gibi olaraktan bir güzel bir şöyle bir komik intro seçtim. Çünkü içeri gereken güler yüzlü girmenizi istediğim için öyle bir komik bir video seçtim arkadaşlar. Hani çok komik. Ben halen onları izleyip onlara gülebiliyorum yani. Çok komik bir şey. Hani o
moraller olsun ya, güzel moral olsun amacıyla arkadaşlar öyle şekilde introlar seçiyorum. Yani buradan yanlış anlaşılacak bir durum değil, söz konusu değil. Yani niyetim de kötü bir şey değil. Ha dediğim gibi Müslüman olma, o beni ilgilendirmez. Yani o sizin şeyiniz, yani özgürlüğünüz arkadaşlar. Benim zaten kanal hakkında bir video da var, orada da açıklamışımdır. Ta bir seneden önce öyle bir video yapmıştım, düzenlemiştim. Benden hakkında ilgili bir şeyler. Ben de asla zorbalık yoktur, yani zorluluk yoktur. Yani ben her zaman anlayış gösteren bir insanım. Şimdi efendime dediğim gibi bana gel, nasıl gelirsen gel. Hristiyan mısın, Yahudi misin, putperest misin, Tengrist misin, efendime ne olursan ol arkadaş, yani ister yabancı ol, ister Türk ol, ister ne bileyim ne, beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şey arkadaşlar, yeter ki insan ol, budur. Bana insan ol yeter, bu yeter bana. Gerçekten bak, sen bana insan ol, sen benim kardeşimsin, tamam mı? Bunu hiç unutma, gene aynı mesajı dilettim. O yüzden arkadaşlar lütfen böyle yanlış anlaşılmalar olmasın. Yani benden kötü niyet hiçbir zaman olmaz. Eğer kafan karışıyorsa lütfen gel. Benim Facebook'uma katıl ve Twitter'ıma katıl. Sosyal medyada, yani Instagram'a katıl. Orada soru işaretin olursa kafanda gel lütfen yorum yap. Mesaj yaz, pardon. Özel bir mesaj yaz. Konuşalım, yani bilgileri aktaralım efendime. Yani budur yani arkadaşlar. Hiçbir zaman yani kötü niyet olmaması lazım yani. Hiçbir zaman yani yanlış anlaşma olmaması lazım. Yanlış anlaşmalar olabilir. Ama bunları düzeltmek için gelin, buyurun, soru sorun, konuşalım, çözelim arkadaşlar, tamam mı? Budur arkadaşlar ya. Dediğim gibi kanalımızla ilgili hakkında bilgileri, biraz ifadeleri verdik. Son durumları anlattık arkadaşlar. Ne yapalım? Değişiklik yapalım mı kanalımızda, yoksa devam edelim mi? Onu da size bırakıyorum arkadaşlar. İsmimizi değiştirelim mi, değiştirmeyelim mi? Size bırakıyorum arkadaşlar. İnşallah o videolar hakkında da ifademizi de almışsınızdır. Yanlış anlaşma olduysa onları hepsini düzeltmiş olduk şimdi şu an. Evet arkadaşlar, lütfen kalp kırmadan güzel bir şekilde geçinelim hep beraber. Şöyle güzel bir, zaten hepimiz aileyiz şu an, aileyiz, ister istemez aileyiz. Ve daha da büyük aile olmak için inşallah ailesi dileğiyle devam edelim yolumuza arkadaşlar. Evet, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen like'lar yapın arkadaşlar. Like'larınız her zaman destek, yani gerçekten full destek oluyor like'larınız. Yani gerçekten o zaman bize çok yardım etmiş oluyorsunuz. Ve tabii ki paylaşım yaptığınız zaman daha da çok yardım yapmış oluyorsunuz. O zaman insanlar çağırıyorsunuz bizim kanalımıza. O zaman dediğim gibi o insanlar gelip de abone olursa çok güzel oluyor. Aile oluyoruz, daha büyük aile oluyoruz. Abone olmasalar da tabii ki canlılar sağ olsun. Evet arkadaşlar, daha diyecek başka bir söz bulamıyorum şu an. Eğer bir şey unutuyorsam affola. Ve dediğim gibi bu videomuzda en azından 200 like alırsak arkadaşlar, söz veriyorum size yarın Raşid'in Hilafet'in 2. bölümü yükleyeceğim. Tamam mı arkadaşlar, hiç unutmayın bunu. 200 like istiyoruz en azından bu videomuza. Evet, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.